Ergün Diler İmparatorluk Seçimler tamamlanınca birden bire tansiyon düştü. Erdoğan ilk kez seçim kazanmıyordu. Fakat büyük bir rahatlık ülkeye yayılıyordu. Sakinlik her yeri sarmıştı. Peki neler oluyordu? Birkaç gündür bana en çok sorulan da bu. Zaten anlaşılması gereken de bu. Gelin konuşulmayanlara, anlaşılmayanlara bakalım. Başkan Erdoğan 28 Mayıs'ta sandıktan çıkınca yemin töreni mecliste düzenlendi gitti yemini etti. Ardından saat 17 gibi Beştepe'ye geçildi. Olan bitene buradan bakılmalıydı. Bütün soruların cevapları açık net olarak ortada duruyordu. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Hanım el ele salonun ortasından geçerken, davetlileri selamlarken Türkiye artık başka bir kulvara giriyor ve çok büyük olduğunu ilan ediyordu. Başkan Erdoğan, tüm misafirlerine selam verirken 78 ülkeden gelen davetliler hazır orada bulunmaktaydı. Törene 21 devlet başkanı ve 13 başbakan katılıyordu. Türk devletleri teşkilatı, NATO ve İslam İşbirliği Teşkilatı da oradaydı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e, Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba'dan Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sisoko Embalo'ya, Güney Afrika Cumhurbaşkanı CYRI ile Ramaphosa'dan Karadağ Cumhurbaşkanı Yakov Milatoviç'e, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'den, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Keyprov'a kadar pek çok lider Erdoğan'ı alkışlıyordu. Orta Asya'dan Balkanlar A oradan da Afrika'ya inen Türk gücünü temsil ediyordu gelen devlet adamları. Türkiye yeni yüzyılda buralarda olacaktı. Türk Cumhuriyetleri'den uzanan eli Avrupa'nın güneyine, oradan da herkesin gelmek istediği ancak başarılı olamadığı Afrika'nın stratejik bölgelerine iniyordu. Türkiye dış politikada bu eksende rolünü oynayacaktı. Afrika çağın merkeziydi. Türkiye buralarda çoktan rol almaya, alan oluşturmaya başlamıştı. Göreve başlama töreni NDE bu ilan ediliyordu. Ve Başkan Erdoğan Beştepe'de adeta imparatorluğun geri geldiğini gösterdikten sonra Çankaya'ya gidiyor misafirlerini Cumhuriyet'in kalbinde ağırlıyordu. Geçmişle geleceği birleştiriyor ve barıştırıyordu. Ve çok ses getiren, getirecek olan kabinesini de Çankaya Köşkü N'deki yemekten sonra açıklıyordu yabancı devlet adamlarını ağırladığı salonun dışına çıkarak dünyaya çok anlamlı mesaj veriyordu. Paradan istihbarata, dış işlerinden silahlı kuvvetlere kadar her yerde değişikliğe giderek yüzyıla uygun bir format atıyordu. İşte gelin biraz burasını açalım. En çok üzerinde durulan isimler, Batı medyasının da ilgisinden belli olduğu gibi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Müsteşarı İbrahim Kalın ile Merkez Bankası Başkanı olması beklenen Hafize Gaye Erkan'dı. Başkan Erdoğan 100 yıl için All Star 2023'ü kuruyordu. Bunu ilan ederken çok önemli bir hamle daha gerçekleştiriyordu. Abdullah Gül Bey'i ağırlayıp birliği beraber yol yürüme gerekliliğini de vurguluyordu. Başkan Erdoğan gerektiğinde, zorunlu gördüğünde ısrar etmeyen ve makas değiştirebilecek kadar bilgili, öngörülü ve deneyimliydi. Daha önce de sık sık yazdığım gibi küresel eksenler arasında Erdoğan gibi geçiş yapabilen bir lider daha yoktu. Gerektiğinde mücadele ediyor, kavga ediyor, tansiyonu yükseltiyor, gerektiğinde ise oturup konuşuyor ve orta yol buluyordu. Başkan Erdoğan Çankaya'ya giderek orada açıkladığı kabine ile dünyaya sesleniyor ve ABD ve İngiltere ile çatışmayacağız. Karşı karşıya gelmeyeceğiz. Ortak bir noktada buluşup yolumuza devam edeceğiz. Birlikte yan yana olup sorunları aşacağız. Geleceği birlikte inşa edeceğiz diyordu. Mehmet Şimşek hem ABD'yi hem İngiltere'yi çok iyi bilen bir isimdi. Hakan Fidan da aynı şekilde MİT müsteşarı olan İbrahim Kalın'ın ABD ile olan sorunları çözmedeki başarısı gizlenecek gibi değildi. Gelmesi muhtemel Hafize Gaye Erkan da Batı'da büyük kredibilitesi ve popülaritesi olan bir isimdi. Hepsi çok başarılıydı. Daha ötesi dünyada bu isimleri tanımayan da yoktu. Başkan Erdoğan bir yandan küresel sermaye ile temasa geçiyor ve geleceği inşa etmek için Mehmet Şimşek'e görev veriyor diğer yandan ise Hakan Fidan ile güvenlikteki ısrarını sürdürüyordu. Yaşar Güler ile de kararlılık mesajını eksiksiz veriyordu. Büyük devletlerin büyük sorunları olur. Büyük olanlar çözüm de bulur. Türkiye tam da bunu yapmakta. Pandemi ve savaşla sarsılan dünyada tam merkezde olmanın verdiği avantajla yeni isimlerle Kazakistan'dan Güney Afrika'ya kadar uzanacağını dünya medyasının, NATO Genel Sekreterinin önünde ilan ediyordu. Dostluk, yakınlık, duygusallık gibi kavramları geriye itip devlet işlerinde sadece akıl ağa yer veriyordu. Abdullah günü davet edip birlikte geleceği konuşmaları da bunun işaretiydi. Beştepe'deki görüntüleri Beyaz Saray'da, Buckingham'da, Kremlin'de izleyip gereken mesajı alıyordu. Başkan Erdoğan bambaşka bir sayfa açıyor, bambaşka bir hamle yapıyor, bambaşka bir ufka yürüyordu. Yılların getirdiği birikimle, küresel dengeleri bilmenin keyfiyle, tecrübeyle, bilgiyle ve doğru kadrolarla yeni nesil algoritmayla ilerliyordu. Cumhuriyeti büyüteceğini duyururken 3 kıtayı kucaklıyor 85 milyonu bir arada tutarak hız yapacağını ortaya koyuyordu. Yeni Erdoğan ağda yeni kadrolara da buradan bakmakta fayda vardı. Erdoğan dünyanın tepesinde kavga eden iki ekolle de çatışmadan yürüyebileceğini gösteriyordu. Kabinede bunun işaretleri fazlasıyla vardı. Bunu yapabilen ikinci bir isim de yoktu. İncitmek istemem ancak Kemal Bey ve CHP'nin bu olanları yapılanları bu aşamada anlama şansı hiç yoktu.